peygamberin övgüsüne mazhar olan sultanlar sahibi Türk. İslam sancağını dört bir kıtaya taşıyan halife Türk. Ancak Allah'ın huzurunda secde eden Türk. Dik başlı, kartal uçuşlu, bozkurt bakışlı Türk. Tanrı'nın ad verdiği, soy verdiği Türk. Şu istiklal uğruna ölümdür son sözümüz. Yanar durur sinemde hak hürriyet közümüz. Dönmediler geriye 40 yiğitle Kürşat. Siganfu Sarayı'ndan ve Yırmağı'na kadar korku sarmıştı geceyi. Tarihin nabzına 40 düğüm attık. Kim çözer bu bilmeceyi? Kürşad'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan. Gök girsin, kızıl çıksın! Gök girsin, kızıl çıksın! Hayır, 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 hayır! Ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Yüce Türk milleti tarih boyunca nice atsız kahramanlar yetiştirmiştir. Çoğunun isimleri belli olmadığından sadece cefakar ve vefakar Türk milletinin dualarında yaşarlar. Kürşat da bunlardan biriyken Atsız Bey tarafından tarihin tozlu sayfalarından çıkarılmıştır. Kürşat adı Cumhuriyet yıllarında 1944'ten sonra ortaya çıkmıştır. Ve toplumumuzda benimsenmiş şahıslara isim olarak verilmiştir. Kürşat'ın ismi bizim bugünkü söylediğimiz manada Kürşat şeklinde transkripsiyon edilmiyor. Aşina kişiye erh diye geçiyor. Fakat rahmetli Nihal Atsız Bey bu dönemi yazarken Çin kaynağındaki bu transkripsiyonlara da bakarak bu transkripsiyonun Türkçe Kürşat'a denk gelebileceğini söylüyor. Gür demek, yani bugünkü gür kelimesi, ama eski dönemde kahraman demekti Kür kelimesi. Şat da hükümdarın oğlu, şehzade, hatta veliaht anlamına geliyor. Çin kayıtlarındaki yazan o Çin karakterleri bunlar bir hece yazısıdır. Bazı sesler Türkçe'de yoktur, Çin sesleri. Türkçedeki sesler de Çince'de olmayabiliyor. Çin tarihi üzerinde çalışanlar ve Çin dili üzerinde çalışanlar oradaki Türk adlarının Türkçe karşılığının ne olduğunu çözmek için hep uğraşırlar. Kolay bir iş değildir. Bunları okurken okumadaki sıkıntılar bizim günümüzdeki tarih anlayışımızda da karşımıza çıkıyor. Mesela Mete mi Motun mu? Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Okunuşu Motun mu? Mete mi? Başka bir şey mi? Başkası mıydı adı acaba? Türkçe adı başka mıydı? Bunu da bilemiyoruz. Aynı Mete ve Motun nasıl ise okunamıyor ve okunması Çin telaffuzuna göre bizde bir anlam oluşturmuyorsa, Kürşat kelimesinin yazılışında ve okunuşunda da karşımıza sıkıntılar çıkıyor. Bazı tarihçiler Kürşat diye birinin olmadığını ama 639'daki yapılan ihtilalin olduğunu hemfikirler. Bugün belki bazı sinologlar, bazı tarihçiler hayır bu okunuş Kürşat'a denk gelmeyebilir diyebilirler. Fakat hakikat olan şöyle bir hadise var. Tarihte böyle bir hadise yaşanıyor. Bütün Çin kaynaklarında, bütün tarihlerde bu hadise anlatılıyor. Bu olay anlatılıyor. Ancak yine Çin yazısına baktığımızda ve o transkripsiyonların karşılığını incelediğimizde, sinologların verdiği bilgiye baktığımızda bu kelimenin Çince yazılışın pek tabii Kürşat'a da denk gelmesi mümkün. Bunu hiçbir sinolog iddia edemez. İddia edenler varsa bugünkü karşılığını
söylemeleri gerekir. Türkçe karşılığının ne olduğunu. Nihal Hatzızık Bey çok iyi bir tarihçi, çok iyi bir dilci, edebiyatçı olduğundan dolayı bizim kanaatimizce de çok yerinde bir tespitte bulunmuş, karşılığını da vermiş. Her ne suretle olursa olsun verilen isim bugün yaygınlaşmış, yerleşmiş. Bugün de çocuklarımıza biz bu adı veriyor hale gelmiş durumdayız. Nitekim bu Bozkurt Dolaman'da Hatzız Bey dediklerini neredeyse tamamını yapmıştır. Bir de hedefi var. Bu hedefini de romanda yine belirtiyor. Şöyle diyor. Nasıl basit bir köy hekiminin sessiz çalışmaları kimse farkına varmadan sağlık istatistiklerine bir yekün tutarsa, nasıl bir piyade bölüğünün savaşı kesin sonucu hazırlayan sebepler arasından yer alırsa, ben de eserimle milli terbiyemiz için kendimce faydalı saydığım bir hamle yapacağım diyor. Hatzız Bey, milli terbiyemiz için bir hamle yapacağım dediğinde hakikaten bu romanıyla Türk gençliğinin milli terbiyesinde, tarihine bakışında, tarihe sevgisinde, milletine sevgisinde de yer edinmiş, Türk gençliğine ayrı bir yer vermiştir eğitiminde, yönlendirilmesinde. Onun için bugün Kürşat adı oldukça yaygındır. Hüseyin Nihal Hatzız, hayatını Türkçülüğe vakfetmiş bir kişi olarak bütün ömrü boyunca uzak diyarlardaki tutsak Türklerin bir gün özgürlüklerine kavuşacaklarını hayal etmişti. Bu hayalin mutlaka gerçekleşeceğine inanıyordu. Hataları, sevapları, kinleri, sevgileri, polemikleri, bilimsel araştırmaları ve edebi çalışmalarıyla bir devre tek başına değilse bile kendi çapında damgasını basmış olan birkaç imzadan biridir. Eminim ki şu anda da Tanrı Dağları'nın zirvesinde bizleri gözlüyordur. Yağmur ve Buğra Hatzız. Bizim tarihçilerin veya alışa geldiğimiz Göktürkler veya Göktürk devletleri dediğimiz veya Göktürk tarihi dediğimiz tarihin diğer bir adı, daha çok gerçekçi adı Türk devletidir, Türk Hanlığı'dır. Bilindiği üzere Göktürk devleti, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletimize de ismini veren, Türklerin tarihte kurmuş olduğu en mükemmel siyasi teşekküllerden birisidir. Yani kısaca söylemek gerekirse devlet düzeyine, devletleşme düzeyine eriştiğimiz bir siyasi yapı Göktürk devleti sırasında ortaya çıkıyor. Elbette ki her devletin gelişme devri, çocukluk devri, gençlik çağı olduğu gibi bir de orta yaşlılık dönemi var. Türk İmparatorluğu, bunu onun yansıtlarında da görüyoruz, anlatıyor bu dönemleri. İşte Kağan'ımız, Kağan'ın yapmış olduğu hatalardan anlatıyor. İllik Kağan idik, ilimiz hani, Kağanlı Kağan idik, Kağan'ımız hani diye şikayetler de vardır. Onun yazıtlarında, 700'lü yıllarda yazıtlarda bu dönemle ilgili bilgiler de var. Bunların elbette ki bir takım sebepleri var. Hem uzun yıllar, bu yıllarda 600'lü yıllı senelerde Türk ülkesinin olduğu coğrafyada, Orta Asya'da kıtlık, açlık, tabii felaketler, hayvan kırgınları gibi bir takım nedenler, hem de yabancı kavimlerle, Çin ile veyahut da işte kendi aramızdaki boy hesaplaşmaları yüzünden bir fetret döneminin yaşandığını görüyoruz. Maalesef acıklı geçen bir dönem. Bu dönem bizim tarihimizde son derece ders alınması gereken bir devir olduğunu görüyoruz. Çin kaynakları diyor ki bazen o kıtlıktan, açlıktan bahsederken insanların yiyecek ekmek, bir yudum içecek kımızı bile bulamadıkları, ayranı bile bulamadıklarından bahsediyorlar. Şimdi bu dönem özellikle bizim edebiyat tarihimize veyahut da roman tarihimize de aksetmiş bir hadise. Bu dönemi en güzel şekilde anlatan yine bir edebiyat tarihçisi, Türk tarihçisi olan Nihal Hatzız Bey romanlaştırarak genç nesillere ders alması gereken noktalarda bunu edebi üslupla anlatıyor. İşte bu yıllarda Türk Devleti'nin başında bulunan İlkan,
maalesef kendi kardeşleri, amca çocukları, yeğenleriyle bir takım anlaşmazlıklara düşüyor. Tabii bunda kendisinin hataları da var. Çünkü Çin kaynakları söylüyor. Kendi akrabalarının yerine devletin idaresinde yabancılara yer verdiğinden bahsediyor. Mesela soğukları önemli görevlere getirdiğinden söz ediliyor. Ve ister istemez toplum içerisinde, halkın içerisinde bir hoşnutsuzluk, onun idaresine karşı, onun yönetimine karşı bir başkaldırı hadisesi meydana geliyor. 627 yılında Göktürk Kağanlığı Doğu ve Batı Kağanlığı olarak ikiye ayrılıyor. Bu iki ayrılış Doğu Kağanlığı'nın pek işine yaramıyor. Çünkü Doğu Kağanlığı Çin'e yakın olduğu için Çin bunların yıkılması için gerekli her türlü siyasi entrikayı çeviriyor. 630 yılın baharında ilk Kağan adıyla bilinen Doğu Göktürk Kağanlığı'nın başındaki Hakan pek çok mücadeleden sonra peşinde ordular olmasına rağmen, Çin orduları olmasına rağmen onları atlatıyor. Fakat 630 tarihinde ne yazık ki yanındaki bir takım hanedan üyeleriyle beraber esir düşmekten de kurtulamıyor. İlk Kağan'dan boşalan yerlere de Batı Kağanlığı tekrar yön vermeye çalışır. 2-3 yılda Batı Kağanlığı Doğu Kağanlığı'na topraklarına yön vermiştir. İşte bu 630 yılındaki 100 bin kişilik Çin'e sığınma sırasında ilk Kağan'ın beyleri de oraya sığınırlar. Tabii o yanına sığındığı amcazadesinin çocuklarının da ihanetine uğraması işin başka bir boyutu. Elbette bu yıllarda bir takım Türklerin hanedandan Börülü sülalesinden Çin kaynaklarında Aşinalar dediği Börülü hanedanında bir takım kişilerin başkentine, Çin başkentine gönderildiklerini, götürüldüklerini görüyoruz. Ve oralarda kendilerine çok iyi de davranılıyor. Hepsinin emrine hizmetçiler, konaklar veriliyor. Ve Göktürk asilzadelerinin, şehzadelerinin önemli bir kısmı Çin ordusunda görev alıyor. Çin muhafız alayında general rütbesinde görevler alıyorlar. Kürşat da bunlardan birisi. Fakat Orta Asya'daki Ötüken bozkırlarındaki o hür günlerini unutmuyor. Kürşat'ın ağabeyisi buraya geldikten bir yıl sonra Çin kaynakları diyor ki öldü. Muhtemelen kederinden öldü. Çünkü amcasına karşı Çin İmparatorluğu'yla yaptığı anlaşmanın böylesine kötü bir netice vereceğini belki o da hesaplayamadı. Ve 29 yaşlarındayken bu genç Tigi'nin, beyin öldüğünü biz görüyoruz. Ve Kürşat, kardeşi Kürşat tek başına kalıyor. Tabii tek başına değil, orada pek çok arkadaşı var o sırada esir düşürüp getirilen. Çinliler bu 100 bin kişilik Türk kitlesini nasıl eriteceğiz? Nerede yerleştireceğiz? Bunlardan nasıl istifade edeceğiz? Veya bunları nasıl koruyacağız gibi tartışmalar yaparlar. Bizim günümüzde olmuyor mu? Ülkemize sığınan, başka ülkelerden sığınmacılar var. Yüz binlerce. Biz devletimiz olarak da bugün bunların düşünceleri içerisindeyiz. Çinliler, Türklerin o parçalanmasından istifade ederek bu 100 bin kişiyi nasıl eriteceklerini planlarını yaparlar. Ve Hakan ve sülalesine Çin'de sarayda yer verirler. Kendisine çok iyi davranılmasına rağmen o eski günleri unutmuyor. Çin İmparatorluğu'nun, Çin memurlarının kendisine esir bir hükümdar, esir bir Hakan gibi davranmasını asla gururuna yediremiyor ve üzüntüsünden öldüğünü görüyoruz 634 senesinde. Hatta Çin kaynakları bunun ölümüyle alakalı ilginç bilgiler de veriyor. Onun çocukluğundan beri yanında bulunduğu Toygun İlteber unvanlı bir Türk, belki de Atabey'i onun, ona küçüklüğünden itibaren göz kulak olan, eğitimini veren bir Türk beyinin de ilk an vefat ettiğinde, üzüntüsünden, kederinden vefat ettiğinde kendisini öldürdüğünden bahsediyor. Çin İmparatoru her iki bu beyin de bu vefasına hayran kalıyor. Hem ilk anın hem de bu onun Atabey'inin mezarını yaptığını, mezarlarının başına da yazılı mezar taşları diktirdiğinden söz ediyor. Burada tabii 634'te öldükten sonra
sıkıntılar, bir takım sıkıntılar Türk ülkesinde yaşanıyor. Tabii başsız kalmıyor Türkler. Bu sırada belirli bir zaman Sırtarduş boyunun ve beyinin Türkleri idare ettiğini, daha sonra da Ötüken dediğimiz o kutlu yurdun idaresini Oğuzların ele geçirdiğini ve 687 senesine kadar buraya hakim olacaklarını görüyoruz. Madem unuttunuz Kürşat adlı çeriği, hatırlatırız yine yağmur kokan geceyi. ...639 yılı... Kürşat ihtilalinin olduğu yıl, bu tarihi kaynaklarda, Çin tarihlerinde en az 4 Çin kaynağında olay anlatılmış. Tang tarihi, eski Tang tarihi ve 2 Çin kaynağında daha anlatılmış. Tang ne demek? Yani o zaman Çin'i idare eden sülalenin adı, hanedanın adı Tang ve Çin tarihinin en büyük hanedanlarından birisi. Orada Çin'de bunlar muhafızlık yapıyorlar, koruma işlerine bakıyorlar ama kendi ülkelerine gitmek istiyorlar. Çinlilerin elinden kurtulup kendi kitleleriyle beraber Ötüken'e gitmek istiyorlar. Ötüken bölgesine geçmek istiyorlar. Çin kaynaklı onunla alakalı çok ilginç bilgiler veriyor. Çok genç yaşında olduğunu, yakışıklı bir genç olduğunu, yine Çinli prenseslerin ona aşık olduğunu, Çinli kızların, Çinli prenseslerin kendisine aşık olduğunu, Çin imparatorunun muhafız kıtasında becerisinden, atikliğinden, dürüstlüğünden dolayı özel muhafız kıtasında kendisine yer verildiğinden bahsediyor. Oraya sığınmak zor geliyor. Çünkü Çinliler bunlara artık yavaş yavaş aşağılıyorlar. Bunları ayak işlerine çalıştırmaya başlıyorlar. Kadınlarına, kızlarını Çinlilerle evlendiriyorlar. Evlendirmek zorunda bırakıyorlar. Bunlar Türklerin, Kürşat ve diğer beylerin pek sevdiği bir konum olmuyor. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Bu rahatsızlık sebebiyle biz Çin'den çıkalım, Ötüken'e, Sarı Nehrin, Bey Nehri'nin kuzeyine geçip Ötüken'de kendi yurdumuzda yaşayalım isterler. Kök Türkleri Çin esaretinden kurtarmak için bir plan yapıyor Kürşat 40 arkadaşıyla. Kaynaklar 40 sayısını veriyorlar. Hatta bir kaynak 40'tan fazla diyor. Ama en azından 40 arkadaşıyla, arkadaş dediğimiz bunların çoğu Köktürk asilzadesi, bir ihtilal planı yapıyorlar. O eğer bu işte başarılı olursa, geri dönebilirse, ölen ağabeyinin oğlu Ulu'yu da yine tahtın başına geçirmeyi planlıyor. Kendisinin de böyle bir amacı yok. Yani Hakan olayım, hükümdar olayım, Türklerin başına diye bir düşüncesi yok. Yani böyle ulvi düşüncelerle hareket eden bir genç. 18-19 yaşlarında muhtemelen bir genç olduğunu görüyoruz. Bir plan var. İstihbarata dayanan düşünce var. Çin İmparatoru Taytus'un bazı günler, bazı geceler başkentte dolaşıyor. Tedbirli kıyafetle yanında birkaç tane muhafızı alarak şehrin durumunu, halkın durumunu öğrenmek amacıyla, halkın genel nabzını kontrol etmek amacıyla dolaştığından bahsediyor. Planları şu: biz bu Çin Hakanını esir alırsak, bu elimizde esir aldığımız zaman kendi boylarımızda, kendi soyumuzda Çin'den çıkışımıza izin verilir. Biz de Ötüken'e, kendi topraklarımıza döner, kendi hayatımıza devam eder diyorlar. Esaret zor geliyor. Tabii Kürşat ve arkadaşları muhafız kıtasında olduğundan dolayı Çin İmparatoru'nun hangi geceler, hangi saatlerde dışarı çıktığını biliyorlar. Bunu tespit etmişler. Ve Çin İmparatoru dışarı çıktığı gün onlar da Çin İmparatoru'nu ele geçirecekler. Üzerine bir saldırıda bulunulacak, ele geçirecekler, tutsak edecekler ve bu sayede Börülü Hanedanı'nı, Çin başkentinde tutsak bulunan üyelerini çıkararak yeğeni Ulu'yu da tahtın başına geçmeyi planlıyorlar. Ancak kaynakların belirttiğine göre bu
hadise gerçekleşeceği gün tabiatın da belki de azizliğine uğruyorlar ve o gece bir fırtınanın, bir yağmurun kopması nedeniyle Çin İmparatoru Tai Tsung'un dışarı çıkmadığını görüyoruz. İkilene kalırlar. İhtilale devam edelim. Yani Hakan'ı nasıl esir alacağız? Şehrin dışına çıkmıyor. Bizim bu hareketimiz haber alınmışsa o da kötü. Fakat kaynakların bildirdiğine göre, bunlardan öğrendiğimiz kadarıyla bunlar bu işe girişmeden önce aileleriyle, çocuklarıyla vedalaşıyorlar. Yani geri dönüşü olmayan bir işe çoğunu kendisinin öleceğini, şehit olacağının farkındalar. Ve helalleşerek gidiyorlar. O zaman karar veriliyor. Çin sarayını basıp Çin Hakan'ı esir alacağız. Yani geri dönüşü olmayan bir işe çoğunu kendisinin öleceğini, şehit olacağının farkındalar. Çin sarayını basmak da öyle dış kapı var, iç merhaleleri var. Yaklaşık 4 ayrı şeyden sonra, girişten sonra çarpışa merkezdeki Çin sarayına gelip Hakan'ı esir almaya çalışırlar. Çarpışa sarayın içerisinde imparatorunun özel odasının belki de yatak odasının önüne kadar geldiğinden söz ediliyor. Bir kısmı ölse de bu odanın önüne kadar geldiğini görüyoruz. Fakat bu sırada şehrin dışarısındaki Çin ordusuna haber gönderiyorlar. Saraydan, içeriden haber gönderilmesi de söz konusu. Ve bu ordunun yetişmesi üzerine Kürşat ve arkadaşları maalesef Çin İmparatorluğunu ele geçiremiyorlar. Onun üzerine tekrar vuruşa o üzerlerine gelen orduyu yarıyorlar. Ve Çin kaynaklarının, Çin yıllıklarının söylediğine göre imparatorun ahırından atlar almak suretiyle Kürşat ve sağ kalan birkaç arkadaşı şehirden kaçmayı başarıyorlar. Fakat Çin başkentinin yanında bir nehir var, Veyi Nehri diye. Bu nehir sudan ve fırtınadan kabarmış durumda. Ve o yüzden de nehirden geçemiyorlar, karşı tarafa atlayamıyorlar, kurtulamıyorlar. Kürşat ve arkadaşları bu nehir ile Çin ordusu arasında sıkışıyorlar. Kendilerine teslim olmaları söylenmeden oklanmak suretiyle hepsinin burada öldüğünü görüyoruz. Bu baskından bayağı ürken Çinliler, ellerinde esir tuttukları Göktürkleri serbest bırakmışlar ve esir Türkler Çin Seddi'nin dışına çıkarılmıştır. Göktürkler 43 yıl boyunca dağınık bir şekilde yaşarlar. Bazı Göktürk soyları yeniden devlet kurma girişiminde bulunsalar dahi başarılı olamazlar. Fakat 682 senesinde Bozkurt başlı sancak tekrar kaldırılır ve Kutluk Şad, İlteriş Kağan'la Bilge Tonyukuk 2. Göktürk Devleti'ni kurar. Göktürk Devleti yaşanan kuraklıktan sonra batıya göç etmek zorunda kalmış, göç ederken İslamiyet'le tanışmıştır. Yüzyıllar sonra Kürşad'ın özgürlükçü, savaşçı ruhu Alparslan'da zuhur ederek Anadolu fethedilmiştir. Sonra Osmanlı İmparatorluğu kurulmuş ve İslamiyet'le birleşen Türklük şuuruyla İstanbul fethedilmiştir. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda geriye dönmeyi asla düşünmeyen atsız kahramanlar gibi Kürşat da ölmemiştir. Türk milletinin ruhunda yaşamaktadır. Şu istiklal uğruna ölümdür son sözümüz. Yanar durur sinemde hak hürriyet közümüz. Dönmediler geriye 40 yiğitle Kürşat. Atsız Bey, bu cihan tarihinin bir kahramanı Kürşat'ı makalesinde şöyle diyor. Alparslan bir kahramandı. Yavuz Sultan Selim, Fatih, Kanuni. Bunların hepsi bir kahramandı. Ama bunların arkasında bir devlet vardı.
bu devletin lideriydiler. Buna göre bir kahramanlık yaptılar. Halbuki de cihan tarihinde bilhassa Türk tarihinde birçok kahraman görmüştür. Bu kahramanlarla Kürşat'ı mukayese etmek gerektiğinde Kürşat esaret altında bir başka ülkede ihtilale kalkışmış ve sonu ölüm olan bir ihtilali göre göre ölme gitmişlerdir. Esas kahramanlık budur der. Aslında Asız Bey'in kahramanlık şiiri de yanılmıyorsam anladığım kadarıyla Kürşat'a ve onun kırk çelisine adanmıştır. Kahramanlığı tarif ederken Asız Bey, kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmemektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Burada Kürşat ve çelisinin plan çerçevesine girip geri dönmemesi. Tabii işin eşini bırakmaları, çocuklarını bırakmaları, arkasındaki ailesini bırakmasında sızlasa da gönüller düşenlerin yasından koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileri atılmak ve sonra dönmemektir. Kahraman olmak için biraz da yırtıcı olmak lazım. Yırtıcılar az yaşar. Uzun sürmez doğanlık. Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık. Atsız, sansız olsa da en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir. Şimdi Atsız Bey'in bu kahramanlık şiiri Kürşat ve Kırkçelisi'nin anlattığı makalelerinde de kendisini göstermektedir. Peki nedir bu? Tarihle bağdaştırmasına girdiğimizde Kürşat tarihin neresindedir? Tarihe Kürşat ayaklanması olarak geçen ve 2. Göktürklerin Ötüken'de kurulmasına vesile olacak isyanı çıkaran efsanevi Türk prensidir. Türklerin esaret altında yaşayamayacağını bilen Kürşat, 40 çerisiyle birlikte sarayı basıp Çinlilere korku salmıştır. Atlarıyla birlikte Ötüken'e doğru 4 nala giden Kürşat ve adamları yağan yağmurun azizliğine uğramış ve yoğun sel köprüyü kullanılmaz hale getirmiştir. Kürşat ve adamları ırmağın kenarında arkalarından gelen Çinlilerle son bir savaşa tutuşmuştur. Binlerce Çinli askere karşı savaşan bir avuç Türk yiğidi peş peşe uçmaya varırlar. Sadece Kürşat sağ kalmıştır. Tek başına Çin hükümdarına karşı savaşmaktadır. En sonunda o da uçmaya varır. Fakat elinde kılıcıyla atın üzerinde durmaktadır. Öldüğü halde yere düşmemiştir. Kürşat ölmüş fakat yenilmemiştir. Bu başarısız bir darbe teşebbüsü niye bu kadar önemi var? Şundan önemi var. Kürşat'ın bu darbe teşebbüsünden sonra Çin İmparatoru, Çin'in başkentinde yaşayan on binlerce Köktürk'ün başlarına bir dert olacağını, hatta bir bela olacağı düşüncesine kapıldılar ve Köktürkleri Çin'in dışına yerleştirdiler. Yani Sarı Irmağ'ın, Çin Seddi'nin kuzeyine yerleştirdiler. Eğer bu olmasaydı, yani Türkler bu hadise dolayısıyla Çin'in dışına yerleştirilmiş olmasaydı, Köktürklerin ikinci dönemi dediğimiz 681-82'de başlayan bağımsızlık da ortaya çıkmayacaktı. Yani Çinliler Çin'in içinde Köktürkleri tutsak olarak asimile etmek politikasını gidiyorlardı. Yani bunu nasıl bu kadar rahat söylüyorum? Çünkü bu Çin kaynakları Çinlilerin saraydaki görüşmelerini, müzakerelerini hepsini tek tek almışlar. Kim ne söylemiş? Yani bu Köktürkleri ne yapalım? İşte filan devlet adamı böyle söylüyor, şöyle yapalım. Filan devlet adamı böyle yapalım diyor. Yani o söylediklerinden asimilasyon politikası çok açık bir şekilde görülüyor. Kürşat'ın bu ihtilali, 639 yılındaki ihtilali işte bu asimilasyon politikasının başarısızlığa uğramasına yol açıyor ve Köktürklerin Bozkır'a tekrar yerleştirilmesi sonucunu doğuruyor. Gerçi birkaç sene sonra tekrar dönmüşlerdir ama 650 yılında
tekrar Köktürkleri Bozkır'da yerleştirmek zorunda kalmışlar Çinliler ve 650'den sonra Bozkır'da yerleşen Çinliler nihayet 679'da büyük bir isyan yaparak tekrar 682'deki bağımsızlığı sağlamışlardır. Böylece Köktürklerin ikinci dönemi yani İlteriş Kutluk Kağan ve Tonyukuk'la başlayan bağımsızlık dönemi ortaya çıkmıştır ki adsız bu dönemi de Bozkurtlar Diriliyor romanında işlemiştir. Hadise sırasında belki Kürşat ve arkadaşlarının ismi unutulsa da onların yapmış olduğu bu iş Türk milleti tarafından asla unutulmuyor. Bugün millet için, devlet için, vatan için ölmüş kişilerin arkasından söylenen Kırklara karışma tabirinin de biz buradan geldiğini sanıyoruz. Her ne kadar bugün bir takım dini ve çelere veyahut da dini şeylere sokuluyor ise de bunun kökleri ta Kürşat ve Kırk arkadaşına kadar gidiyor. Yine bizim kültürümüzde Kırk sayısı son derece önemli, son derece mühim bir hadise. Her Türk hakanının, her Türk beyinin yanında mutlaka Kırk yoldaşının olduğunu görüyoruz. Dede Korkut hikayeleri bunun için çok güzel örnek. Burada her beyin yanında onu koruyan özel muhafızları, sırdaşları, yoldaşları, arkadaşları, sıradan kişiler değil bunlar esasında. 40 tane arkadaşının olduğunu görüyoruz ve bunlara kırklar deniyor. Yine bunlara kırk börü diye de ad verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kürşat ve arkadaşlarının yapmış olduğu bu hadise her ne kadar bizim tarih kitaplarımızda yoksa da Çin kaynaklarından biz bunu tespit ediyoruz ve Kırklara karışma şeklinde de günümüze kadar yaşadığını Türk milletinin içerisinde söylendiğini biz biliyoruz. Elbette ki bu Kürşat'ın ismi işte biraz evvel bahsettik. Uzun yıllar bizde unutuldu. Ve bir gün Türk tarihini, Türk dilini, edebiyatını en iyi bilen hem tarihçi, büyük bir tarihçi, hem büyük bir dilci olan Nihal Atsız Bey bunların tarihini yeniden yazarken Kürşad'ın ismini ve Kürşad'ın yapmış olduğu, arkadaşların yapmış olduğu biz bu hadiseyi öğrendik. Yeniden tarihimize, kültürümüze bunlar kazandırıldı. Bugün bazen işte sinologlar belki söyleyebilirler. Kürşat ismi o Çin kaynakta yazılan transkripsiyona denk gelmeyebilir diyebilirler. Buna saygı duyarız. Fakat Kürşat diye tarihte bir kişi yoktur diyenler bunlar ancak cahilliğinden bunu söylerler. Çünkü kaynaklar bunu bizatihi Çin kaynakları bize söylüyor bu hadiseyi anlatıyor. Bu olaylar tabii ki Türk tarihinde biraz evvel söylediğimiz üzere dönüm noktası. İşte bundan sonra İlteriş, daha sonra İlteriş Kağan unvanını alacak olan Kutlu Tigin ve onun kardeşi Kapkan Tigin ve onların yanında tabii dünya tarihinin en önde gelen devlet adamlarından, vezirlerinden birisi olan Tunyukuk birlikte yola çıkarak yeniden Türkleri derleyip topluyorlar ve Börülü Hanedanı'nı Göktürk Devleti'nin başına geçiriyorlar. Bu hadiselerin tekrar romanlaştırılması meselesine gelince burada Nihal Atsız Bey'in hakkını elbette vermek gerekiyor. Çünkü biz çoğumuz Göktürk tarihini, eski dönem Türk tarihini, hatta Osmanlı'nın belirli zamanlarını biz onun romanlarından okuyarak öğrendik. Bugün başvuru eseri niteliğinde Türk Edebiyatı'nın klasikleri arasına girmiş olan Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor romanları işte Göktürk dönemini anlatan harikulade eserler. Ve Nihal Atsız Bey o coğrafyayı görmeden, bilmeden, özelliklerini tanımadan sanki orada yaşamışçasına bunları o kadar güzel anlatmıştır ki bugün oraya giden insanlar o romanda anlatılan coğrafyayı, hadiseleri aklına getirdiğinde adeta şaşmaktadırlar. Dolayısıyla romanlar, hikayeler yine tarih öğretiminde, tarihimizin öğretiminde son derece önemli bir yere
sahiptirler ki biz bu açıdan da belki Nihal Atsız Bey'e teşekkür etmemiz lazım. Bize tarihimizin bir dönemini sevdirmesi, öğretmesi açısından son derece mühim bir iş yapmıştı. Yürekleri alperendi, kimseye baş eğmedi. Yıktı zalim düzeni, mazlumlara değmedi. Çökertti Çin Seddini, yine de övünmedi. Dönmediler geriye 40 yiğitle Kürşat. Peygamberin övgüsüne mazhar olan sultanlar sahibi Türk. İslam sancağını dört bir kıtaya taşıyan halife Türk. Ancak Allah'ın huzurunda secde eden Türk. Dik başlı, kartal uçuşlu, bozkurt bakışlı Türk. Tanrı'nın ad verdiği, soy verdiği Türk. Şu istiklal uğruna ölümdür son sözümüz. Yanar durur sinemde hak hürriyet közümüz. Dönmediler geriye 40 yiğitle Kürşat.